Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz tadilatlı günler geçirdim, biliyor musunuz bilmiyorum ama daha önce de böyle bir video yayınladım. Yine sesi kapamak zorunda kalmıştım. O günlerden biriydi ve yine şimdi bakın gördüğünüz gibi böyle hareket yapıyorum. O yüzden yine tekrardan yorumlayacağım. Elimde bunun haricinde bir tane daha öyle oyun kaldı, onu da yorumlayıp bundan sonra belki bu şekilde yapmam. İki iş birden oluyor. Evet, arkadan ses duydum. Bakalım bu herifin kafasına sıkacak mıyım? Aa, bayanmış. Evet. Çok yakından olduğu için tutturamıyorum ve deli gibi dönüyor bak. Bir kere vurduk. Şükür. Şükür. Bu pompalı ile zaten bendeler de oluyor. Bir de adamlar böyle dibimden sağ sol yapınca maalesef vuramıyorum. Arkadaşlar bayağı bir silik çıkmış benim görüntü. Büyük ihtimal çektiğim zaman ışık fazla geldi. Işık pardon, az geldi. Az gelince de böyle görüntü silik çıkmış. İnşallah diğer oyunda böyle değildir. Onu kontrol etmedim. Evet, ilk kilimizi aldık. Biraz zorlandık ama adam silah aldı yani. Adama bayağı bir süre tanımış olduk. O da vuramayacağız falan zannetti ama vurduk yani. Evet arkadaşlar, geçen pazar günü yayınladığım 5'li oyuna 3 kişi girdik. Maalesef davet etmeme rağmen arkadaşlar gelmedi. Oyunda olan herhangi bir mesaj atmadım tabi. Eğer gelirseniz oynarız. Gelmezseniz biz yine aynı şekilde tekli, üçlü ikili devam ederiz. Evet, buradaki kaleye gelmişim. Fix zaten o evden sonra buraya gelmek lazım. Bakalım burada silah bulabilmişim. Çok önceden oynadığım için bu oyunları ben de şu an sizinle beraber sanki ilk defa izliyormuşum gibi oluyor. Oyunun sonunu biliyorum ama bu ortaları falan hiç bilmiyorum. Evet. Kask, mask, pompalı, bir sürü şey almışım. En son ne aldım lan öyle? Evet, güzel loot çıkmış arkadaşlar. Arlar, pompalılar, bombalar falan filan. Bayağı da bir kask var. Kask hadi buralarda zaten bulunuyor diyelim ama şu arlar falan güzel olmuş. Burada da çıkar. Aynen. Burada da çıktı. Oo, daha ne olsun? Bir tek çelik yeleğim eksik şu an. Bir de arabam yok. Evet, bakalım. Makeshift armor pardon yapmışım. Şu an yapmamışım. Armor yapmak için arkadaşlar bir tane kask ve bir tane tam military şiretliyorsunuz ve bir tane de duct tape'iniz olması gerekiyor. Hemen yapabiliyorsunuz. Prokoglan'ı yapmak için de 10 tane bandaj ve bir tane medkit olması lazım elinizde. Bombalı oku da bir kere yaptım ama tam olarak emin olmamakla beraber bir tane daktil, pardon, bir tane ok, daha doğrusu beşli en az ok, 5 tane el bombası, 5 tane de pompalı mermisi olması lazım arkadaşlar. Evet, bir tane jip gördüm orada ve adamı da gördüm, gidip o adamı 1 2 3 güzel seri vurmuşum, adamın kaçmasına imkan tanımamışım. Onu lootlarız. Arabamız da olur. Tek eksiğimiz araba demiştik. Bir de armor demiştik. Arabayı bulduk. Bir tek armor eksiğimiz kaldı. Bakalım bunda ne var. O bayağı tam military. Bombalar. Evet, tam military'i işletmem gerekiyor tabii. Onu sonradan mı fark ettim? Arabaya atıyorum. Ellerimdekileri şiretliyorum. Yer açılsın diye. Sonradan tekrardan adamın lootuna dönüyor. Bayağı bir molotof kokteyli, el bombası, işte armorlar, armor scrapler daha doğrusu, bandajlar falan filan. Fora. Evet, 2 kill oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ya bu silik görüntü olmamış yani. Neyse, en azından bu sefer yerini tutturmuşum. Güzel yere konumlandırmışım facecam'ı.
Evet. Şuradaki kaleye bakacağım galiba ya da teğet mi geçeceğim. Eğer kapı açıksa büyük ihtimal. Aa, kapı kapalı. Ben burayı yutlamadım mı? Aa, hayret. Kapı kapalı olunca genelde girip bakıyorum ama herhalde arabam var diye riske etmeyeyim dedim. Çünkü içeri girersem tek bir giriş yeri var. Ve elemanlar alır atmamızı. Şu an öyle boş boş dolaşıyorum. 69 kişi kalmış arkadaşlar. Öyle ormanda geziyorum. Genelde dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Ara ara da söylüyorum. Bende lag problemi olduğu için, lag derken internetten kaynaklı değil, kasılma problemi olduğu için yeni ekran kartı alana kadar ki 2-3 hafta içerisinde belki alırım. Alana kadar maalesef yine böyle vadide, dağ, çayır, bayır oralarda gezeceğiz. Çünkü şehir içerisindeyken render'ı 350'ye ne yapıyor da o? Oo bak. Bu adamı çok kötü vurmuşum. Bak bir kere vurdu, sevil yaptı ve 30 eltimi götürdü. Neyle vurduysa artık. Ne diyordum? Evet, 350'ye düşürmeme rağmen render'ı kasılma oluyor. Bir de 350'ye düşürünce adamları da uzaktan göremiyorum. Normalde mesela render 800 bin gibi falan kullandığım zaman bu vadide böyle kullanıyorum. Kullandığım zaman en azından adamları uzaktan görüyorum ve o şekilde vurma imkanım oluyor ama 350'yi indirdiğim zaman uzaktan ateş ediyorlar bana. Dönüyorum bakıyorum adamları göremiyorum. Bu bir. İkincisi de 350'ye düşürdüğüm zaman bu şehirde iyi oluyor tamam ama dağ vadi bayır gezerken görüntü bozulmaları oluyor. Böyle dümdüz hani çimenler falan görünmüyor da dümdüz düz bir betonmuş gibi görünüyor. Eğimli yerlerde mesela giderken içine giriyorsun falan sanki yerin dibine girmişim gibi bir şeyler oluyor. Enteresan şeyler oluyor. Yani onun ayarını tutturmak da biraz zor. Oyun içerisinde de durmadan değiştirmek de istemiyorum. Çünkü ya oyunun bilmiyorum oynanılabilirliğini etkiliyor, konsantrasyonu bozuyor. Tam minteriyi almamışım arkadaşlar. Ne aldım sadece? Evet. Güzel. 2. O. Kaskımızı aldı. Tak kaskı. İki kez vurdum ben ona. Belki bir vurmada ölebilir. Bir kez sallıyorum şu an. Evet. Ay çok heyecanlı, çok heyecanlı. Sallıyorum, evet. Kendi arabamıza da gördüğünüz gibi makyaj yaptık. Kaçıyor. Aa üstümüze geliyormuş. Tam inerken vurdum. Aman Allah'ım çok pisim ya. Adam bana bir kere vurmuş ama heavy bleeding yapmış yine. Aa acaba şu bandanayı takıyor muyum ağzıma? Orada bir Joker'e benzeyen bir tane bandana var. Joker'in ağzına benzeyen. Adamda ne varmış? Bunda da pek bir şey yokmuş açıkçası. Mermiyi al. Tamam. Kaç oldu? 4 oldu. 4 kişi vurduk. Kendi arabamıza sıktık ya. Oyunda güzel bir şey yapmışlar. Daha önceden bu yoktu. Benim... Evet, arabayı patlatıyorum. Benim eğimim biliyorsunuz nokta arkadaşlar. Görüyorsunuz daha doğrusu bilmeseniz bile. Eğer hedefi tutturamayacaksanız, daha doğrusu önünüzde bir şey varsa, çok yakınsanız, bir uzaktaki hedefe ateş etmek istiyorsanız altında çizgi çıkıyor. O çizgi çıktığı zaman adama gelmeyecek demektir. Daha size yakın olan yere gelecek demektir. Bunu göz önünde bulundurun siz de. Evet, armor sonunda yapıyor muyum diyeceğim ama benim... Aa, armoru niye yapmadım ya? Çok ilginç. Demek ki aklıma gelmedi. Normalde her oyunda yapmak lazım. Bir mermi fazla yiyebilmenizi sağlıyor arkadaşlar. Ölmeden bence çok önemli. Bir mermi bir mermidir yani. Çünkü sonuçta sizden yani deve istemiyor. Atla deve istemiyor. Altı üstü tam militeri. Bir tane de kep. Yani yapmak zor olmamalı. Evet, mekanlarda dolaşıyoruz. Kesinlikle şuraya medkit var mı diye bakarım. Her seferinde bakarım. Yani olmayacağına %99 inansam bile %1 için bakarım derken evet orada bir tane sinsinin teki. Şimdi şurada
bir adamla çatışmak çok zor. Sebebi adam evin içine giriyor çıkıyor. Benim şimdi elimde aslında bomba var. Çok zor değil. Onu da sıkıştırabilirim ben ama arabayı da patlatmasını istiyorum. Yani arabanın kondisyonunu indirmesini istiyorum. Bir de ben ona yaklaşınca aniden çıktığı zaman avantajlı oluyor. Evet. Arabamıza saldırmaya başladı bile. Bakalım vurmuş da hatta. Bakın arabadan iniyorum. Kendini saklıyor. Vursam bile vuruyor muyum hatırlamıyorum ama. O kaskımı aldı. Oo! Burada mı öleceğim yoksa? Dakikaya da bakmadım. 44. Neyse iyi yapmışım, kaçmışım. Erkekliğin onda da kuzu. Kaçmışım, şimdi geri dönmem lazım. Kaç? 46'm kaldı. Oo, çok az. Şu gözlüğü gözüme takmadım, ondan oluyor. Evet, kaçıyorum. Canımın yükselmesini bekleyeceğim. HP'min artmasını bekleyeceğim. Sonra geri döneceğim herhalde. Ben de emin değilim. Evet, Everest'in tepesine çıkıyor ve keyfimize bakıyoruz. Manzaranın tadını çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakalım canımız yavaş yavaş doluyor. Bu arada oralardan şu sahneyi hatırladım. Oralardan sesler geliyor. Büyük ihtimal o adam ölüyor muydu ya? Yani düşündüğümü hatırlıyorum. Bu adam öldü diye düşündüğümü hatırlıyorum ama ölüp ölmediğini hatırlamıyorum. Ve şu inip kalkma hareketini de eğlence olsun diye yapmıyorum. Tabi adamın biri bize sıkarsa direkt, hani oturuyorken sabit bir konumdayken kafamıza sıkmasın diye inip kalkıyorum. Ve sonunda tabi boş kalınca boş bakkal şey tartar. En sonunda yapmışız. Devam edelim. Oraya gidiyor muyum? Gidiyorum. Adam da orada beni bekleyecekti. Aha! Geliyor, geliyor sinsi. Çok uzak ya. Sırf meydanda diye sıkmışım. Hani ağaç maç yok diye ama bir kere bile tutturamadık. Ve üstüne gidiyorum. Hadi evlisin. Adam kendini safe'e aldı. Şimdi nasıl yapacağız? Nasıl edek? Nidah. Aa geliyor mu? Biraz daha bekleseymişim keşke. Bas bas. Bas bas baraları neyna ya. Bir daha. Aha. Yine geliyor. Bu adam geliyor ya. Bak konumum daha iyi olabilirdi. Biraz daha tepelik bir yerde olabilirdim. Ha, bunun silahı yok. Bakalım uzun mesafe silahı yok. Aynen. Ya biz de kendimizi yırtmışız, kasmışız ya. Aha. Ne oluyor oğlum? Bir dakika. Şş, bir dakika. Kaç? 97 ama heavy. Bu arada arkadaşlar, yapma be. Bak elimde pompalı var. Farkında mıyım acaba? Arkadaşlar çok kekoca bir ölüm olmuş. Çok kekoca bir ölüm olmuş. Ben bu adamı alabilirdim ama nasıl alırdım? En azından kaçardım ya. Arabaya binip kaçardım ya. Adam kaskımı aldı. Ona rağmen gidiyorum. Karşısına çıkıyorum. Bir daha vuracak. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.